Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Derince'nin belediye başkanı Zeki Aygün, doğup büyüdüğü, hayata atıldığı Derince'yi marka kent yapmak için hizmet seferberliği başlatmıştır. Zeki Aygün, 1953 Derince doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinden mezun olan Zeki Aygün, birçok özel sektör firmasında idareci olarak çalışmıştır. Siyasi kariyerine AK Parti Kocaeli Teşkilatı Kurucular Kurulu üyesi olarak başlayan Aygün, İl başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmasının yanı sıra 3. ve 5. dönem AK Parti MKYK, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliklerinde görev almıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Aygün şimdi de doğup büyüdüğü Derince'de belediye başkanı olarak hizmetlerine devam etmektedir. İşte Zeki Aygün'ün 41 kere maşallah diyeceğimiz Derince'yi marka kent yapacak projelerinden bazıları. Şimdi şöyle, ilk geldiğimiz gibi bizim daha önce tahsisini almış olduğumuz böyle devlet emir yollarından bir tarihi binamız. Bu tarihi binamız boştu. Biz de düşündük, taşındık, dedik ki ya burayı biz millet kıraathanesi yapalım. Hem yetişkinler gelsin orada otursun, gazete okusun, çayını kahvesini içsin, sohbet etsin. Hem de gençlerimize bir kütüphane yapalım ve 4500 kitaplı kütüphaneyi oluşturduk. Kitapları da yeniledik. Sitemizin her türlü ihtiyacı var. Nedir? Kapalı araba parkı var her dairenin. Girişinde fırın var, market var. Ve bu sahanın altında da havuzu, işte fitness salonları, ne bileyim berberiydi, her saunaydı. Hepsi mevcut. Dolayısıyla 2+1, 3+1 ve 4+1 olan daireler var. İndiğimizde Derince'de en önemli sorunun sokak hayvanları olduğunu gördüm. Yani vatandaş bırakın kendi çocuklarını okula giderken rahatsız olmalarını, kendisi içe giderken bile rahatsız olduğunu. Tabi bunu gelir gelmez çözmek için böyle bir mekanın olmasını sağladım. Bizim geleceğimiz. Gençlerimizi okul evlerde anneler babalar bakıyor, okulda öğretmenler bakıyor ama sokakta kimse bakmıyor. Biz bu sokaktaki çocukların yanlış yönlere yönlenmemesi ve kötü arkadaşlar edinip de kötü bir insan olmasını önlemek için onların duygularına hitap eden, onların cazibe merkezi olacak bu gençlik merkezini oluşturduk. Bu gençlik merkezinde neler var? İşte spor aktiviteleri var. Yani futbol, voleybol, basketbol, tenis hepsi var. Ondan sonra kafeteryası var, işte çayını kahvesini içiyor, internetine giriyor, ne bileyim satrancını oynuyor, bilardosunu oynuyor gibi bütün çocuğun duygularına hitap eden merkezi olan bir merkez. Bunlardan doyduktan sonra çocuklar üst kata çıkıyorlar kütüphanede ve dersliklerde ders çalışıyorlar. Gençlik ve Sporcu Eğitim Kampüsü, Derince Yüksekokul Projesi, Çenedağ Doğa Parkı, Tahtalı Doğal Gölü Parkı, Cımbızlı Dere Mesire Alanı, Yenikent Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi, Kırsal Kalkınma Aspir ve Mısır İşletme Tesisleri, Hoca Ahmet Yesevi Camii ve daha pek çok proje Derince halkının hizmetinde. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.